Televizyon kanalı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle yorumlardaki arkadaşımızın isteği üzerine kaos modunu deniyoruz. Kaos modu aslında oyuna çok bir şey katmıyor. Vanilla'dan pek bir farkı yok. Fakat yani herhangi bir farkı yok derken fokus eklemiyor, research eklemiyor, bir şey eklemiyor. Hani ayrı bir şey eklemiyor. Fakat eklediği bir şey oyunu kökten değiştiriyor arkadaşlar. Oyunun mantığını, oyunun biosunu bozuyor. Hani neyse anladınız siz. Bir decision, bir karar ekliyor. Arkadaşlar 33 günde bir event geliyor. Bu event oyunu bozuyor. Bu event oyunu bozuyor. Nasıl bir oyunu bozuyor? İşte gidiyor Sovyet bir anda Amerika'ya dalıyor. Size bir research veriyor. Tüm research'ınızı siliyor. Çok değişik bir mod. Ben de bu modu denerken en azından hani hem Balkanlarda en fazla ordusu olan ülkelerden bir tanesini oynayayım. Hem de rahat edeyim diye Romanya'yı seçtim. Romanya güzel bir ülke. Bakalım biz bu durumu nasıl idame ettireceğiz? Birazcık zor bir durum. Şimdiki umarım fokusluyum falan değiştirmez. Mod fokusluyum falan da değişiyor arkadaşlar ya. Çok değişik bir şey. Şimdiki Royal Dictatorship fokusuna gideceğim ilk önce. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Bari ufaktan yollarımızı açalım. Şimdi Balkan koruması falan gideriz arkadaşlar. Daha büyük sıkıntılar olur. Bakalım. Oyunu başlatıyorum. 33 günlük eventimiz gelince bakalım neler yaşayacağız. Mesela şöyle başlatıyorsunuz arkadaşlar oyunu. Ondan sonra geliyorsun bakıyorsun 31 gün kaldı. Hani bu event gelince çok değişik şeyler olacak bu arada. Abi yapmayın ya. Ulan siz bari yapmayın. 90 politik kavramdan bir şey olmaz abi. Evet arkadaşlar ilk eventimiz gelmek üzere. Bu arada asker dizilimini birazcık yetişim yediğim için şu şekilde. Garnizon olarak çektim yollara ve şehirlere. Bakalım 3 gün sonra bir event gelecek arkadaşlar. Bu arada bu gelen event tüm dünyaya etkiliyor. Hani bana research slot veriyorsa dünyadaki tüm ülkeye research slot gidiyor. Event gelecek şimdi. Gelmedi lan. Heh. Ney? Oha. Hayır ya. Abi. Major devletler her yeri tüm dünyayı klimledi. Major devletler tüm dünyayı klimledi. Şimdi yavaş 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 fiyatmaya başlayacaklar değil mi? İnanılmaz olay ya. Abi. Umarım yavaş 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 fiyatmaya başlamazlar. Tüm dünyayı klimledi herifler ya. Arkadaşlar böyle saçma saçma değişik değişik şeyler olabiliyor. Ben bu modu ilk denediğimde Amerika direkt Kanada ve Meksika'ya savaşını etmişti. Yine şanslıyız bu durumdan. Daha cazip fiyatı olmadı en azından. Şanslıyız. Şanslıyız birazcık. Hadi bakalım. Bakalım ikinci event ne yapacak? Ne işleyecek? Umarım bize fayda sağlayan bir event olur. Belki tüm Balkanlara falan saldırı hakkı verir. Yapma ya. Abi. Fransa'ya cazip fiyatmış Sovyetler Birliği. Ve şu anda Almanya'da Fransa'ya cazip fiyatmış. Herkes Fransa'ya niye cazip fiyatıyor oğlum? Niye Fransa'dan bu kadar nefret ediyorsunuz? Bu arada Sovyetler Birliği şu anda Amerika, Kanada ve İngiltere saldırı hakkı kazandı. Abi çok korkunç olaylar gerçekleşiyor bu arada ya. Direkt Dünya Savaşı patlak verdi ki. Abi çüş. Abi ne yapıyorsun ya? Sovyetler Birliği ne yaptı? Tüm elayızı kafa attı bu herif. Şu an oyunu birazcık bozdu. Bakalım birazcık daha bu şekilde oynamaya çalışalım arkadaşlar. Evet dünya 90 neden? Dünya tansiyonu 95'lere kadar fırladı arkadaşlar. Çünkü adama herkes birbirine cazip etti. Bakın İtalya İspanya'ya cazip etti. Almanya Fransa'ya Sovyetler Birliği zaten söylemeye bir gerek bile yok. Japonya Çin'e attı. Yani şu an cazip atabilme hakkı olan herkes o haklarını kullanıyor. Bu ne lan? Abi inanılmaz. Yugoslavya'dan Peter 2 taş ve kağıt makas oynamak istiyormuş bende. Heads or Tails taş kağıt makas yok. Yazı tura bu. Yazı tura ne taş kağıt makas oğlum. Yazı tura bu. Arkadaşlar yazı mı diyelim tura mı diyelim. Veya reddedebiliyorum. Abi çok iyi pepe veriyor yalnız. Hadi lan şey diyelim. Ha bir inanılmaz kaybettim. Kaybettim. 1500 politik par verdim adama. Abi benden 500 ezildi. Abi çok kötü olay. Abi inanılmaz olay. Çok değişik mod. Evet 6 gün kaldı ve hala ben Peter abiye kaybettiğim yazı turayla birlikte politik power'umu hala toparlamış değilim arkadaşlar. Baya kötü bir durum. Fokusum da bitmek üzere bu arada. Şimdi random bir event daha gelecek. Hemen Royal Foundation gidelim. Bir research slot alalım. En azından research demiyatın önüne geçelim. Bu ne lan? Aa herkes ise savaş çıkıyor. Yo. Ne? İç savaş değil bu. Abi inanılmaz. Adamların şeyi değişti. Adamlar hepsinin online'a döndü. Bu adam da faşiste döndü. Russian Empire oldu herife bak. Abi ne değişik iş. Bak German Empire'a döndürdü bunları. Bunda Fransa'yı da Empire'a çevirdi. Abi inanılmaz olay. Rusya'yı da şey yaptı. Faşist yaptı oyun. Oyun çok değişik işler. Abi oha ne oluyor ya. Fransa...
Benelux'a saldırdım. Çok değişik işler dönüyor arkadaşlar. Fransa o eventle birlikte Benelux'a saldırmak kazanmıştı. Şimdi Lüksemburg'a falan kafa attı. Almanya ile savaşta. Fransa şu anki halde Almanya'yı yenmesi lazım. Çünkü ekonomik, ay, askeri olarak dev bir orduyla başlıyor Fransa. Yani şu an yenmesi lazım. Hani havayı falan dalıyorsa yener zaten. Rusya'nın işi değişik olur. Russian Empire oldu herif direkt. Bakalım, görmeye alışık olmadığımız şeyler. Rusya da Polonya'ya saldırdı. Finlandiya'da saldırı hakkı var. Almanya'da belirli yerlere saldırı hakkı vardı. Ha, az önceki evet, herkes de belirli yerlere saldırı hakkı verdi o zaman. Ulan insan bizi de görür ya. Hep major. Kardeşim şu Balkanların şeyine de bir ver ya. Balkanların koruyucusuna da bir şeyler ver ya. Evet arkadaşlar, majorlar birbirlerini parçalarken biz Balkanlarda oturuyoruz. Sakin sakin takılıyoruz. Bir de derlerdi ki Balkanlar kaynayan kazlar. Oğlum şu majorlar hale bak. Allah Allah. Neyse. Biz işimize bakalım. Sıradaki event gelecek şimdi. Evet. Zaten Almanya'nın... Bu ne oğlum? Herkesin her yere claim oldu. Herkesin her yere claim oldu. Tüm dünyanın her yere claim var. Benim de her yere claim'im var. Abi her yere claim'im var da benim politik power'ım yetmiyor ki Jasfi atayım sağa sola. Şimdi bak, Jasfi atması çok iyi oldu. Bir bana Jasfi atsın. İran... Oğlum niye herkes İran'a Jasfi atıyor peki? Ha yok, bu ikisini İran'a Jasfi atıyor abi. Çok değişik bir senaryo oluyor şu anda ya. Politik power'ım olsaydı Majestia'ya Jasfi atacaktım. Claim'im var sonuçta, daha kısa sürerdi de. Tansiyonu zaten yerlerde. Abi German Empire yiyor Polonya'yı yalnız ya. Bak şu an Almanya, Polonya ve Fransa ile savaştı. Ayrıca İngiltere ile savaştı. Rusya, İngiltere herkesle savaştı. Fransa, İngiltere ve herkesle savaştı. İngiltere, o da herkesle savaştı. Şu an Macarlar birbirlerini yiyorlar. Biz Balkanlar takılıyoruz. Yalnız bunlar niye İran'a Jasfi attı? Macar Yugoslavya niye İran'a Jasfi atıyorsunuz? Oğlum manyak mısınız siz? Hakikaten kaos mu arkadaşlar? Gerçekten kaos ya. Kaosun içindesiniz ya. Kaosun içerisinde açan bir gülüz şu anda. Bakalım o... Gülü ilk kim solduracak ya? Şu anda iyiyiz de birazcık. Aslında ben de çok iyi değilim ya. Şu taşkent makası, taşkent makası diyorum. Yazı turu oynamayacaktık. Yani oynasam bile tuttururum diye düşündüm de. 1500 politik power çok güzel gözüktü arkadaşlar gözüme ya. Çok güzel gözüktü abi. Tıklayayım alayım dedim de. Olmadı be, yapamadım, başaramadım abi. Neyi başaramadın demeyin bana ya. Başaramadık, yapacak bir şey yok. Gitti politik powerlarım. Keşke politik power'ımı verseydi ya. Ah be abi. Yalnız bir... Diğerden şey alabiliriz ya. Evet. İsmail'de savaş çıktı. Onu oyun yapmadı. Fransa'dan bir eksiğim alayım çünkü tüfek basma işine zorlanıyorum. Evet, İsmail'deki iç savaş. Normal bir iç savaş bu arada bu. Normal iç savaş. Event olmadı bu. Event daha gelmedi zaten. 8 gün sonra gelecek. Ah, Polonya yediler ya. Polonya yiyorlar abi. İki imparatorluk. Dünyada çok az imparatorluk. Sen nasıl olan toprak... He, toprak almadı. Tamam. Polonya'nın belirli toprakları ona geçti. Okey. Ben diyorum ne yaptın lan, adamdan toprak mı kopardın, savaşta mısınız acaba diye düşündüm. Onlar savaşta değil. Fransa ile Almanya savaşta. Fransa Almanya yalnız birbirine bir şey yapmıyor. Şu anda aa, Fransa çıkarmaydı normal diyen oraya. Ne geçmiş olsun Fransa. Uğraş dur kardeş, yapacak bir şey yok. Bilete takır takır dalmayacaktın değil mi arkadaşlar? Coup in Japan mı? Adamlar komünist coup yedi abi. Abi. Japanese Social... yok, Japanese Socialist Republic değilmiş. Japanese People's Republic'miş. Proaxis Government diyebilirim. Veya benim politik power'a ihtiyacım var ya. Benim harbi var, politik power'a ihtiyacım var. Ne yapacağız bu işe? Great Roman yoluna mı gitsem? Balkan Dominans'a mı gitsem? Balkan Dominans'a gidelim. Justify War Goal Time'ımızı düşürüyormuş. Bu arada yeni gelen aldığımız resource slot'ta hemen radyoyla açtıralım arkadaşlar. Şu anlık biz birazcık iyi durumdayız. Diğerleri yesin birbirine. Şu tüfek eksiğimi kapatmam lazım bir önce. Aslında... Ordum 24'e düşebilirim ya. Ordum 24'e düşebilirim abi. Öyle hop 5 değil. İki de dağcı mı silsek? Yok. İki de bunlar silelim. Şu ordumu 24'e düşüreyim. Ne olur ne olmaz abi. İleride şey olmasın. Sıkıntı yaşamayalım. Hem tankımı da sildim. Bir tane tankım vardı. Tankı. Şu anlık tanka gerek yok. Şu anlık tanka gerek yok abi. Şu abi de şöyle. Trainlensin aslında. Bu abi full 7-24 train yapsan. Petrol bol sonuçta. 7-24 train yapabilirsin. Evet arkadaşlar, 7 güne fokusum istiyor. Yalnız ben birazcık aksiyona dalmak istiyorum. Oyunu hileli açmıştım. Yeter artık yani, böyle şey olmaz. Bizde bir aksiyon yaşayalım. Alföl'de Justify çakacağım. Gerçi Balkan Dominans bitsin, ondan sonra şey yaparız. Justify War Gold Time kısaltmamızı alıp ondan sonra Justify atarız, haklısınız, daha iyi olur. Arkadaşlar hani bizde böyle oturarak geçirmeyelim oyun değil mi? Kusura bakmayın, hile yaptım ama oyun hakikaten soyutladı beni. Oyundan soyutlandı bir eventte. Haklısınız, bu benim hatam. İstersem oynamayabiliyordum ama... Keşke oynamasaydım ya. Yugoslavia'nın Peter'ı elime verdi ya. Prens Paul var gerçi başında ama şu an. Bu ne lan? Lidl'den Tente kuruldu abi gerçekten. Rusya yine ideoloji değiştiriyor. Runenay'da dönüşecek şimdi. Sırbistan'a dönüştü abi bu da. Abi inanılmaz. Çok büyük bir faction kuruldu bu arada. Lidl'den Tente'ye bak. Bu nasıl Lidl lan?
Bu nasıldı abi? Bayer Lidl. Hoş olmadı. Bu komiter bunlara geçti. Ve bunlar Sırbistan'a dönüştü be abi herif bu. Abi bu da Buffalo şeye dönüştü bak. Provisional Government'a dönüştü Buffalo. Vay be. Arkadaşlar bayağı değişik olaylar dönüyor. Bu adam az önce şeydi. Neydi onun adı? Tarafsız bir ideolojideydi. French Empire'da. Şimdi geri Fransa'ya dönüştü. Yani dünya çok değişik bir hal içinde şu an. Yakında biz de yerimizi alacağız o dünyanın içerisinde. Hadi bakalım. Aslında ben Just Wait çakayım ya. Ne olacak? 65 gün. Bir şey olmaz. Okustan sonra başka birine çakacağız Just Wait. Buna garanti atacak delikanlı yoktur zaten ya. Herkes birbirine Just Wait atıyor zaten. Bir şey olmaz arkadaşlar. Alışsınlar, ne yapalım. Biz de ufak ufak kendi Balkan dominansımızı yaratmaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle gelişeceğiz. Bunları papat atabilirim belki ama papat atarsam şimdi of hoş olmaz ya. Neyse bakacağız. Gün gösterecek bunları. Evet, Balkan dominans fokusunu sağlamak üzere 5 güne Anır'dan da bir tane dünya eventi gelecek. Umarım bu event hani dünyanın içinden geçmez. Belki tüm ülkeyle peace falan attır, hoşuma gider bak. Öyle şeyler de vardır. Çünkü ülkenin takır takır ideolojisini ve fokus trisini değiştirebilen eventler belki tüm dünyaya peace attıracak gücüne sahiptir. Bakalım dominans fokusu bitti. Bu event gelmedi daha. Leadership changes. Abi hayır ya. Carol nerede abi? Olmaz. Abi dünyaya değişti. Abi oha şey geldi bunun başına. Abi şeylere bak. Churchill geldi buraya. Abuk sabuk adam var. Türkiye İsmet İnönü geldi. Abi şeye bak. Bogdan Filo. Bu adam Tızar Papıt değil miydi abi? Öyle hatırlıyorum. Tızar Papıt'tı sanırım. Advisor olarak. Japonya'ya kim geldi? Abuk sabuk biri gelmiştir. Evet. Abi ikinci bir tarafsız lider olan ülkelere ikinci bir tarafsız lider verdi. Mesela Türkiye ikinci bir tarafsız lideri var. Kazbabay İnönü veya Celal Bayar atabilirdi bunu. Tarafsız Celal Bayar da oluyor biliyorsunuz. İnönü'ye attı mesela. Abi Brezilya'daki bu adam kim? İlk defa görüyorum. Sen kimsin abi? Artindo Veiga dos Santos. Baya şu kral abi ya. Baya iyi portresi var lan. Ben ilk defa görüyorum bu abi. O kim oğlum öyle? İlk defa gördüm vallahi abi. Şöyle bakacak olursak evet. Abi de şeyin Amerika'nın farklı demokratik liderleri var. Niye ona vermedin lan? Gitti bu abi verdi. Allah Allah. Yani arkadaşlar şu abi bayağı havalı duruyor ya. Bu şey abi. Meletius abi. Meletius abinin şeyi neydi ya? Ortodoks şeyi. Psikoposu abim. Değişik duruyor. Cool duruyor. Almanya bu ara Rusya ile savaşa girmemiş herhalde değil mi? Bunlar ilerlententesi var. Niye savaşlar bilmiyorum arkadaşlar. Çok değişik bir senaryo dönüyor şu an oyunda. Ha benim de kafam allak bullak oldu. Hadi bakalım. Evet 2 güne farklı bir event daha gelecek. Dünya zaten birbirini yiyor şu anda. Bakalım bu event daha ne kadar birbirimizi yedirebilir. Çünkü söylemişler Oman'a daldı, Oran'a daldı, bu Bora daldı, Sinkiang'a Afganistan daldı. It is too bad. Abi hayır ya. Tüm ülkenin resource slotunu 1'e indirdiler. İşte bu olayların patladığı yer. Orada bunun başına Optimum Hauser gelmiş oğlum. Ne oluyor ya? Lan ne oluyor oğlum ya? Buna ilerlemesi için izin verdim abi ordusunu. İlerlesin sıkıntı değil arkadaşlar. Beni kapta edecek hali yok. Ben onu kapta edeceğim aslında. İlerlesin problem değil. Brezilya Uruguay'a daldı. O havalı abi duruyor değil mi başınızda hala? Abi çok cool bir abi değil mi? Bayağı cool. Matrix'ten fırlamış gibi bir abim. Kristen'e kaybettim diye şeyim bu arada bozuldu. Hemen buraya gidelim. Bir dakika şimdi bir event de BSAB falan şey vermesin. Bir de soyta falan vermesin. Ben BSAB'ye fabrika atıyorum da. Yapar mı yapar? Yalan mı yapar mı yapar valla. Benim ordum komuta vermiş miyim en başına beraber kadın? Infantry Expert abi vereyim bir de bu abi vereyim. Force'da da yapıştırdım. Hızlıca yaralım. Hiç uğraşmayayım abi. Bu abiyle. Evet 5 ile oradan hızlı hızlı giriyoruz. Şuradan doğru kapat abi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu arada bu videoyu izleyip kanalımı ilk defa bilen arkadaşlarım, kanalı ilk defa bulan arkadaşlarım Romanya ile taktik videom var. Romanya'nın o taktik videosuyla hani multiplayer'larda çok rahat edebilirsiniz. O taktik videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Benim her ülkeyle öyle neredeyse, her ülkeyle demeyeyim pardon ya. Birazcık abartı bir cümle oldu. Japonya'yla, Romanya'yla, Almanya'yla ve Portekiz'de taktik videolarım bulunuyor. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Hani basit taktikler, oyunlarınızı kolaylaştırabilecek taktikler. Ha, bu arada şu an yaptığım taktik o taktiğe dair değil. O gösterdiğim taktik Balkanları nasıl 36 yılında toplayabileceğinize dair bir şey. Ve gerçekten güzel bir taktik. Çoğu arkadaş o taktik videonu çektikten sonra Discord üzerinden gelip bana daha iyi o ülkeyi oynadıklarını söylediler ve memnun oldum. Memnun oldum abi gerçekten memnun oldum. Adam hani benim sayemde güzel bir şey başardıysa memnun olmamak elde değil zaten. Patch'i boşaltsın ben gireyim bu arada. Patch'i boşaltıyor görüyorsunuz. Hani arada siz de böyle oyunu takip edersiniz. Taktikleri öğrenirsiniz arkadaşlar. Hani bu taktik değil tabi. Bu mikrolamaya dahil bir taktik. Ve evet kendisini kaptır ettik. Tek o ses atayım mı ya?
Bu ne oğlum? Claims'lere bak. Tüm dünya claims'lermiş ya. Enter atayım. Claim olduğu için çok bir şey olmayacaktır. Ayrıca şuradan bir antipartizan alayım da arkadaşlar. Çünkü çok isteyeceğiz, farkındasınız siz de bunun. Antipartizan alayım. Ardından Illusive Gentleman alalım bir tane. Gerçi Illusive Gentleman yerine daha birini alabilirdik galiba. Yok, almayabilirmişiz. Stat Bomber, bu abilerden birini alayım. Ah, var ekonomiye geçmeyi unuttum savaştayken. Tük kafama edeyim ya. Tük kafama edeyim. Çekoslovakya kimler garantiliyor? Kimse garantilemiyor. Avusturya ne durumda? Avusturya kimse garantilemiyor. Avusturya'ya gireyim. Almanya'nın gücünü kısıtlayayım. Gerçi Almanya faşist değil. Anschluss yapamayacak ki zaten. Herif tarafsız. Anschluss yapamayacak zaten. Neyse. Ben Avusturya'ya gireyim de gerisi önemli değil. Yavaş yani kendime şöyle bir imparatorluk kuracağım arkadaşlar. Karadeniz'den İsviçre dağlarına kadar. Alp dağlarına kadar. Karadeniz'den Alp dağlarına kadar bir imparatorluk kurmamız yok mu peki? Var. Şimdi yalnızca justify diyorum. Etişin yiyorum ben burada. Hmm, lan bir resource slotum var ne ya? Bir resource slot ne ya? Çok sıkıntı olay abi. Ver şunları trakla. Supply'ını az buçuk bir fayda eder yine. Hatta ikili trakla, üçlü trakla ver. Bir şey oldu, ne oldu lan? Bir şey bakacaktım, ne oldu? Bir şey bitti de. Anlayamadım ne bittiğini. Bir şey bitti ama. Neyse, agrarian reforma kayacağım şimdi. 37 olmak üzere yıl arkadaşlar ve dünya birbirini yiyor, yiyor. Femin. Abi yapma, yapma. Tüm dünyaya verdin bu Femin'i? Yok, sadece bana verdi. Niye öyle verdin lan? Oğlum ayıp değil mi? Ne Femin'i? Çekiyor ülkem galiba. Ülkem galiba kıtlık çekiyor. Özür dilerim. Ülkemin vatandaşına özür dilerim. Yalnız abi çok büyük savaşlar dönüyor ya Güney Amerika'da. Çok büyük savaşlar dönüyor. Arjantin, Brezilya vs'si görüyoruz. Brezilya'yı tutuyorum ben. Brezilya'nın abisinin abinin portresi çok iyi olduğu için ben Brezilya'yı tutuyorum. Abinin portresi unbelievable yani. Buna kimse garanti atmaz diyecektim. İngiltere garanti atmış abi gidip. İngiltere ne yapıyorsun kanka? Ayıp değil mi? Sen konuşmak kadar çok yiyorum, bir şey olmaz. İngiltere şimdi kim faction'da? Abi İngiltere çok kalabalık bir faction'da ya. Abi İngiltere çok kalabalık bir faction'da. Bakayım şöyle bir. Yeşiller. Yani. Amerika Allies almamış daha da. İngiltere'nin o faction'ı çok büyük. İngiltere'ye dalarsam çok sıkıntı yaşarım ya. Justify'imi çekeyim o zaman. Başka zaman. Başka zaman abi. Başka zaman. Şimdi değil. Yemedi. Yemedi abi. Yemedi. Yemez. Şu an İngiltere'ye dalmayı yemiyor. Rusya'ya dalmayı yiyor aslında. Rusya'ya dalabilirim bir anda. Pıt diye de. İtalya Türkiye'ye saldırdı. Beni savaşı çağırıyor. Gelirim abi. İtalya kim faction'ı kimseye değil. Türkiye'ye yardım edebilirim. Türkiye'ye yardım olarak savaşına katıldım tabii ki de. Garantiliyoruz sonuçta. 20 stability boşuna kaybetmeyeyim. Bu sırada var ekonomiye geçebilirim çünkü bir majora savaştayım. Bu iyi oldu bak, bak bu iyi oldu. Gerçi onları düşünüyoruz da Femin'le şu anda bu yediğim debuff o kadar çok şeyi kısıtlıyor ki. Fabrikam yok. Şu ülkede fabrika yok arkadaşlar. Hepsi şeye gidiyor. Kralın işine gidiyor. Şu an iki tane fabrika kullanılabilir var ülkemde. Onlar da sivil basmaya çalışıyor bir yandan. Sivil basmaya çalışıyorlar. Yalnız benim bu İtalyan üzerine nasıl geçebilirim bilmiyorum. İtalyan üzerine nasıl geçebilirim bilmiyorum. Avusturya'yı alsaydım Avusturya üzerinden geçebilirdim de. Avusturya'da almadık. Bir dakika şu eski garnizon sisteme döneyim de yetişiniyorum abi. Bu garnizon sistemini de kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer yetişiniyorsanız kendi ülkenizde. O garnizon sistemini rahat edebilirsiniz. Şöyle fighter çekeyim abi. Herif beni zorlamasın daha fazla. Evet, Fransa'nın... Oy, Fransa'yı yok ettiler. Nasıl Fransa'dan topak alamadı ki oğlum adam. İran Airlines'e katıldı. Sırbistan Airlines'e saldırdı. Abi çok değişik olaylar dönüyor. Irak'a da aldı Türkiye. Paşam ne yapıyorsunuz? Gerçi Atatürk varken oraya cesaretliydiler de. Neyse. Değişik olaylar dönüyor. Benim de kliyim olsa ben atardım gerçi. Evet, bir gün sonra event gelecek. Evet. Buff seçiyoruz abi. Liberalizm bu fena. Yalnız bu Türkiye şeyleri buffları ha. Değil mi? Evet, Türkiye buffları bunlar. Nasyonalizm çok iyi gidebilir aslında bana ama popülizm de çok sarabilir abi. Liberalizm daha da sarabilir. Güzel bir construction speed veriyor bana, artı 15. Ama zaten ben construction'dan çok yaralıyorum, bir şey olmaz. Belki 11'de stoklanır, evet. 12'ye çıktı, iyi. Construction speed iyi. Construction speed iyi olur. Şu buff, şu debufflar gidince pardon, buff demişim. Bunlara buff diyelim ben zaten. Neyse. Bu debufflar gidince birazcık iyi olacağız, iyi olacağız arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. Ben Türkiye ve Yunanistan, bu arada Yunanistan Arnavut'la saldırıcı, Yunanistan da bizim dostumuz oldu. Türkiye ve Yunanistan'da faction kurmak istiyorum ama birbirimizden nefret ediyoruz. Çünkü tüm dünya birbirini claimlediği için herkes birbirinden nefret ediyor. Adam da benden nefret ediyor, ben de ondan nefret ediyorum. Bir sıkıntı var, faction kuramıyorum. Faction kurup kendimizi bir yere atamıyoruz. O büyük bir sıkıntı şu an. Aslında dünyanın diğer ülkenin dengeli ama bizim için sıkıntı oldu bu. Hani bizim lehimize. Aleyhimize. Dünya için biraz lehte bir durum bu. Agrarian reform bitti bu arada.
Gift from Heaven mı? Teşekkür ederim. Atatürk yolladı galiba. Bu Kemal Paşa değil mi? Fotoğraf. Değil mi abi? Ben niye? Yanlış mı biliyorum? Evet o. Atatürk. Cennette ne diye. Teşekkür ederim atam. Abi bu nasıl olay Allah aşkına ya? Lan bari başka fotoğraf seçseydiniz. Bir şey diyemiyorum. Bu ne oğlum? Neyse. Sivil alayım ben ya. Sivilim çok kötü durum zaten. Teşekkür ederim abi. Hakikaten iyi oldu bak bu. Sivil iyi oldu. Herkese geldi yalnız bu ya. Munteniye'ye verdi. Munteniye neredeydi? Ha buraydı. Başkentime verdi ipari. Justify atsak kaç gün diyor buraya? 50 gün diyor. Bulgar'a Justify atsak garanti gelir mi ya? Agalarımla sınırımı birleştirmek istiyorum. Türkiye ve Yunan agalarımla. Evet garanti gelmedi şu an. İyiyiz. Bir Bulgar Next'imiz var gibi duruyor. Ha Femin bitti. Femin bitti. Çok iyi oldu. Femin bayağı ülkemi kısıtlıyordu abi. Ya, 35 günde bir. Bakın video başlıyor şu. 35 günde bir akıl sağlığımı kaybettim. Hakikaten öyle. 35 günde bir çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bakın. Create Faction atamıyorum. Bu çok kötü oldu mesela. Bak Create Faction atamıyorum. Improve attım artık EFR'e. Create Faction atabilmek için. Irak komitene katıldı. Çok değişik olaylar arkadaşlar. Çok değişik olaylar. İnşallah çözeceğiz hepsini yavaş yavaş. Yavaş yavaş çözeceğiz inşallah. Bakalım. Evet yeni event gelmek üzere. Bu arada şu debufflardan kurtulduk. Hemen gittim. Anti-partizan research'e bir tane daha attım. Çünkü Macar isyanlarını durdurmam lazım. Buna garanti gelmemiş. Çok güzel. Bogdan Filov seni yiyeceğiz. Kusura bakma. Tızar Puppet'ti galiba. Bu adam Tızar Puppet mıydı ya? Onu hatırlıyorum. The Left in Power ne? Abi support the left yapma. Çok büyük bir komünizm şeyi aldım. Oğlum niye sadece bana verdi mesela bunları? Bazı debuffları sadece bana veriyor. AI'ye vermiyor bazı şeyleri. Bunun ayrı modu var ama Kaos AI diye galiba onları da etkiliyor değil mi? Olabilir, olabilir arkadaşlar. Has o modu yanında düşsene bir de. Herkese farklı bir şey yapıyor. Ay, o mod daha über değişik bir şey olurdu. Abi Suriye falan bunlar nasıl niye bağımsız? Abi ne yapıyorsunuz ya? Irak İran'a baksana. Abi ne oluyor abi? Bak arkadaşlar şöyle bir savaşları göstereyim. Çok fazla savaşlar dünyada. Ha, herkes birbiriyle savaştı. Herkes birbiriyle savaştı. Bak hani o kadar absürt olaylar var ki. Amerika'nın savaşta olduğu adamlara bak. Amerika hiç savaşa girmez normalde. Onu ittiler zor ya, zorla. Yalnız Almanya'nın şu an durumu çok kötü arkadaşlar. İşgal ettiği her yerde isyan yiyor. Evet isyan yiyor, ateşi yiyor diyecektim. İsyan yiyor. Bu durum onu gerçekten büyük bir yaralıyor. Büyük bir şekilde yaralıyor. Büyük ihtimalle yakında Almanya abimden kurtulacağız. Rusya falan Almanya abime dalarsa Almanya abim biter zaten ya. Çünkü baksana şu isyan abi. %55 isyan yiyor. Şu an manpower büyük bir sıkıntıdır. Tüfeği de zaten büyük bir sıkıntıdır. Biz mesela isyan da yiyoruz ama biz o isyanı çözeceğiz arkadaşlar. Bizim çözemeyeceğimiz isyan yoktur. Dekleri var. Bulgaristan'a hemen ham hum yapalım. Lan. Komiterine girdi abi adam. Komiterine aldılar abi adamı. Adamı komiterine aldılar abi. Ben de garanti yok diye seviniyordum. Komiterin lideri kim? Bu renk kimin oğlum? Bu renk kimin abi? O renk kimin lan? İndonezya? Abi inanılmaz olay. İndonezya bağımsız olmuş. İndonezya'nın bu rengi çok güzel gözüküyor bu arada abi. İndonezya bağımsız olunca seviniyorum arkadaşlar. Rengi çok güzel çünkü. Ama o rengi bir yanda Sırbistan sandım. Sırbistan diyorum. Yugoslavya sandım. Sonra düşündüm ki Yugoslavya yok. Hani Sırbistan var onun yerine. Sırbistan'da farklı bir faction'da. Lan diyorum ne oluyor? Meğersem İndonezya bağımsız olmuş. Normal Hollanda patlayınca bir zahmet adam bağımsız olsun. Hop şöyle Sofya'ya falan doğru ilerleyelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz işgalimize devam edeceğiz. Bu arada aldığım Liberalizm buff'ı sayesinde güzel bir fabrika dizilimi sahibiyiz. Oo mis 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 mis. Şimdiki Türkiye'ye girdiler, fena girdiler bu arada ya. Yardım edeceğim Türkiye'ye. İlteraksiyon sağlam arkadaşlar. Asker çekeceğim. Sırf şey İtalyan'ı yenmek için ya. İtalyanlar ben de savaştayım çünkü. İtalyan'ı yenmek için Türkiye'den geçiş yakalıp Türkiye'ye yardım edeceğim. Malaks'a gideyim. Malaks'a 2 sivil. Çukka. Formation of NATO. Abi Amerika NATO'yu kurdu. Sıradaki dünya eventi NATO'nun kurulmasıydı. OTAN. Tersine yazmışlar abi NATO'yu. NATO OTAN. Türkiye yardıma geliyorum. Aç kapıları. Puppet Bulgaria Fokus'u şey oldu bu arada YPS'ten de. Onlar önemli değil zaten. Abi aslında Almanya'yı teklif edip Çekoslovakya'yı parçalayabilirim. Mis gibi olmaz mıydı? Çok komik olurdu değil mi? Bence de çok komik olurdu. Kaç kay istiyor? 500k mı istiyordun? Çekoslovakya 500k istiyor ya. Biraz sarmadı bu. Neyse ayar çekeriz önemli değil. CTRB. Ben şimdi Bulgaristan'a bir isyan durdurma ekibi yollayayım. Çünkü isyan yiyoruz fena. Şu isyan durumları ekibini de tam şu ortalayayım. Buradan bunu alalım.
Şimdi evet, Türkiye durumu. Türkiye iyi bu arada. Türkiye iyi durumda. Türkiye'yi beğeniyorum. İsyanı ben kimle bastırıyorum? Bunlara bastırma isyanı. Bununla bastır. Şu eksikler. Çok güzel. Şu an iyi durumdayız aslında. Evet, birazcık iyi durumdayız arkadaşlar. Bir dakika, bu burayı ben tam ayarlayamadım yani. Birazcık abuk sabuk şu an ilerliyor. Bazılarınız tilt olmuş olabilir. Bazı arkadaşlar hakikaten düzenlere tilt oluyor. Yaptığım düzene falan sinirlenen arkadaşlar var. Onlar için tabii ki düzgün bir düzen yapmaya çalışıyorum. Hemen bakın, Bursa'yı paketleyebiliriz. Bak, Bursa çok açık. Şimdi bakın arkadaşlar. Düzgün oynamanın şartları. Bir duruma bakacaksın. Ne yapıyor bu adam? Eğer gitmiş buraya, üç tane asker yemiş. Beş tane asker yemiş buraya. Ben bunları paketlerim aga diyeceksin. Buradan ilerleyeceksin mesela. Ben bunları paketlerim aga. Hava verebiliyor muyum oraya? Fight'ı verelim abi. Heri hava'ya kaybetmiş zaten. Ben bunları paketlerim aga dediğinden sonra sen onu kafana koyduğundan sonra o iş basit. Bu arada Romanya diyorum. İtalyan asker o kadar dandik ki. Yani o kadar dandik ki. Bir dakika, şundan adam asker çekiyor. Lan diyorum, cepheyi izleyin arkadaşlar diye size öğüt veriyorum. Ben izlememişim cepheyi. Adam ilerletiyor askerlerini. Peasant Uprising mi? Polonya mı? Polonya yok ki ortada. Ulan ya, oyun iyice bozdu kendini. King Party ver. Anasını yaptın ülkenin. Anasını sattın ülkenin. Gerçekten anasını sattı arkadaşlar adam ülkenin ya. Buraya blokla. Çok güzel. Evet, mesela burada çok yüklü bir İtalyan ordusunu paketleyeceğiz mesela şimdi. Onu kaybedince büyük ihtimalle, bu tarafı kaybedince büyük ihtimalle devamı da kaybedecektir. Hemen Egadalarını alayım. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok temiz. Hemen buraya vur. Şu paketi bir örtelim. Bursa tarafındaki. Güzel güzel. Ben buradan Rodos'a da alırım ha. Resistance Rise mı? Yapma. Ben daha yeni çıkardım. Her yerde isyan çıkacak. Tüm dünyada isyan çıkacak. Allah'ım yarabbim. Allah'ım, oyun çöktü galiba. Oyun mu çöktü? Abo. Yapma. Bana da saldıracaklar. Biliyordum. Bana da saldıracaklarını biliyordum. Oha ne oluyor? Çok kötü oldu bu. Türkiye'ye tam yardım ediyordum ya. Arkadaşlar, kolonisi olan herkes şu an yavva yedi. Harbiden yedi ya. Oğlum ne oluyor? İtalya nerede? Abi İtalya? Ve bu Türkiye pis mi attı İtalya? Ne oldu abi İtalya'yla? Benim çok askeri vardır ki bunların. %100 rezistansla çıktı. Çok güçlüdür oğlum bunlar. Arkadaşlar, bunlar %100 rezistansla çıktı ya. Mükemmel güçlüdür bunlar var ya. Şu an bir Rusya aramızdan iyi ya. Almanya bitti zaten. Almanya kesin kapitüle ya. Yalnız ben de kesin kapitüle olabilirim şu anda. Abi şey çıktı bir de burada. Bir sürü devlet çıktı dışarı ya. Abi ben nasıl Bulgaristan'ı kapitüle edeceğim? Benim başkentime... Ve başkenti gidecek birlik lazım benim ama. Bir dakika, ne yaptım ben? 6 division, hadi abi. Arkadaşlar. Çok kötü oldu bu olay ya. Bu olay çok kötü oldu. Benim kapitüle olmama sebebiyet verebilir şu an bu olay. Hatta ben niye Türkiye'yi tutuyorum ki? Direkt ben kendi cebime gideyim arkadaşlar. Burası boş diye ben Türkiye'yi tutayım dedim de. Boşta değilmiş o kadar da burası ya. Kapitüle olacağım bak. Bir durun lan. La bir durun. Abi siz geri geçin hemen şuraya. Niye gidemiyorsunuz ya? Konvoy falan bitti? Evet, konvoyum bitmiş. Biz bittik arkadaşlar. Biz yıldık ya. Harbiden yıldım abi şu an. Ben yıldım abi. Harbiden yıldım ya. Türkiye'ye yardım edeceğim de yıldım. Harbiden Türkiye'ye yardım edeceğim diye bittim abi şu an. Bittim ya. Bak, kapitüle oluyorum ya. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Niye dondu oyun? Ne olmuş olabilir? Kimde büyük bir rezistans çıktı acaba? Ya abi, ben ne güzel rezistansları bir de idare ediyordum. Mükemmel derecede idare ediyordum. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar, Macaristan'ı ve Belçika çok güzel idare ediyordum. Ama ne oldu? Herhalde isyan çıktı. Baksana abi. Dünya çok karışık bir hal almaya başladı ya. Bunlar Faction falan kurabiliyorum bu arada. Ha, S2J Faction'mış burası. Kimin almak istiyor lan Faction'ı da? Neyse. Çok kötü oldu bu olay ya. Konvoyum yok ki. Kapitüle olacağım. Büyük ihtimalle kapitüle olacağım arkadaşlar. Mod güzel ama, değil mi? Mod hoşunuza gitti sizin de. Çok kaos. Hakikaten kaos sever arkadaşlarım. Bu mod oynayın abi. Kaos seven arkadaşlarım iki önerim var. Birisi Just Cause oynamaları. Çünkü Just Cause kaosla alakalı bir oyun. Diğeri de bu mod oynayanları abi.
Geri kalan askerimi buraya oynattıracağım oyunu. Yoksa bakın kapital olacağım gerçekten. Bu modu oynayınca az kaos oynayın abi de. Kaos yarar arkadaşlarım. Bu modun ne kadar kaosla alakalı olduğunu gördünüz zaten. Just Cause'da oynayıp görürsünüz artık ne kadar kaoslu olan bir oyun olduğunu. Benim Romanya neredeyim abi ben? Ben düştüm, %100 kapitüreyim. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Günün sözü arkadaşlar. Öyle takır takır her yeri işgal ederseniz böyle bir event gelir. Siz de alaşağı ederler. Yani hani event geldi dedi ya, imparatorluklar çağının sonu geldi diye. Hakikaten öyle oldu. Ben ne yapıyordum? Balkanlarda bir imparatorluk kurmaya çalışıyordum. Bulgaristan'ı ve Macaristan'ı almıştım kendime. Ne oldu? %100 Ezistan çıktı. Beni aşağı indirdiler. Beni aşağı indirdiler. Neyse şimdi dünyanın bir durumuna bakalım. Rusya ne yapıyorsun? Rusya Workers Dictatorship gidiyor. Adam Rus İmparatorluğu bak. Rus İmparatorluğu başında Ortodoks psikopos var. Workers Dictatorship gidiyor. Ayrıca Stalin yolunda. Okey. Olur öyle, olur öyle. İran'ı işgal ediyor bir de. Türkiye ne durumda? İsmet Paşa'm? İsmet Paşa'm Peace at Home gitmiş. Kendi yolunda İsmet Paşa'm ayrıca. Uçak şeylerine gidiyor. Bu taraftan tutulmaya çalışıyor. Bu taraftan farklı işler. Macaristan'a zaten az önce isyan etti. Macaristan askere bakmak istiyorum. Bunlar kuru kafa olması lazım. Evet kuru kafa. Arkadaşlar kuru kafa neden bunlar kuru kafa biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Bunun neden kuru kafa olduğunu ben biliyorum. Siz de bir bakalım mantık yürütün bunlar neden kuru kafa. Ona göre yorumlarda konuşalım tartışalım. Ben biliyorum ama. Bunların neden kuru kafa olduğunu kesinlikle biliyorum. Bakalım siz de bir yorumlara yazın. Bir tartışalım. Sizce neden kuru kafa onlar? Mesela başka bir... Neyse başka ülkeye bakmayayım o zaman anlarsınız neden kuru kafa olduğunu. Fransa takılıyor kendi kafasında. Parti Radikal başında Léon Blum vardı. Az önce Pierre Laval'a geçmiş. By time gidiyor abi adam. By time. Almanya bitti zaten ya. Almanya çok kötü durumda arkadaşlar. Almanya tüm işgal ettiği adamları bir daha işgal ediyor. Baksana şu askeri yok herifin ya. Neyse yardım edelim diyeceğim de etmeyelim. Fransa ayı Fransa diyorum. İngiltere ne yapıyor? İngiltere kendi başına takılıyor arkadaşlar. Reinforced Empire gidiyor. Savaşları idame ettirmeye çalışıyor. Yalnız İngiltere... İsyanlar ne durumda İngiltere'de? Bir dakika İngiltere'ye geçeyim. %83. Bu adam idare etmiş isyanlarını az buçuk. Japonya'da falan şey çıktı abi. Neyse arkadaşlar. Kaos modunu beğendiyseniz ve bir daha denememi isterseniz... yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.